Biz de oy vermenin vatandaşlık görevi olduğunu hatırlatalım ve yarın herkesi sandık başına davet edelim. Ve tabii tüm Türkiye'de seçimin sağlıklı bir şekilde yapılması için önlemler arttırıldı. 531 bin güvenlik görevlisi sandık güvenliği için görev başında olacak. Başbakan vatandaşımız rahat olsun dedi. Seçim güvenliğine ilişkin tedirginlik olmadığını açıkladı. Vatandaşımız rahat olsun. Seçim güvenliğine ilişkin en ufak bir tereddüt yok. Tedirginlikleri, soru işaretlerini böyle gidermeye çalıştı. Yabancı gözlemcilere sert çıktı. İsterseniz 400 değil 800 kişi gelin ama adam gibi seçimleri izleyin. Emniyet ve jandarma seçim güvenliğini sağlamak için alarmda. Seçim günü 531 bin kolluk personeli görev başında olacak. 125 kaplan 126. Sizden istediğim şey... Hiçbir gerekçenin arkasına sığınmayarak hepimizin sandığa gitmesi ve oyumuzu kullanması. Sandık başlarında sıkı önlem alınacak. Seçmen oy kabininden çıkmadan içeriye kimse giremeyecek. Oyunu kullananlar bina ya da bahçe içinde bekleyemeyecek. 199. Acil durumlar için motorlu ve yaya devriyeler görev yapacak. Bu devriyeler güvenliğe tehdit olacak. Her türlü davranışı anında etkisiz hale getirecek. Oy çuvallarının taşınacağı yollarda da ilave güvenlik önlemleri alınacak. Gerektiğinde taşımaya zırhlı araçlar ve helikopterler de eşlik edecek. Seçim süresince elektrik kesintisi yaşanmaması için de önlemler artırıldı. Seçim yasakları da başladı. Liderler yine gün boyu meydanlardaydı ama mitinglerin yayınlanması artık yasak. Seçim günü sabah saat 6'dan gece 24'e kadar alkollü içki satılamayacak. Eğlence yerleri ve çay bahçeleri oy verme süresince kapalı kalacak.